İyi akşamlar değerli izleyenler. Olay TV'de olayın içinden programında birlikteyiz. Bu akşam Batı Trakya'yı, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'ni ve faaliyetlerini konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Ben kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı, kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Emin Latif. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yine derneğin genel sekreteri Sayın İsmail Hayat. Hoş geldiniz ve Batı Trakya Türklerinin çok önemli bir etkinliği, Batı Trakyalılar Panayırı yapılıyor. İşte bu panayırın ağası Sayın Mehmet Emiroğlu aramızdalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan, öncelikle göreve yeni geldiğinizi hatırlatalım değerli izleyenlerimize. Birçok Batı Trakyalı biliyor ancak farklı kesimlerden de izleyicilerimiz fazlasıyla var. Ayrıca Batı Trakya'dan şu anda mutlaka bizleri izliyorlar. Batı Trakya'yı konuşacağız ancak öncesinde Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nde bayrağı devraldığınız andan itibaren hızlı bir çalışma temposu içerisine girdiniz. Neler yaptınız? Sizden kısaca faaliyetlerinizle ilgili bilgi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu fırsatı tanıyan bize, milli davamıza hizmet eden, hizmet veren Olay Medya Yönetim Kurulu Başkanımıza Cavit Çağlar'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve ikinci olarak da Olay Medya ailesine teşekkür ediyorum. Bizler Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği olarak genel merkezimiz 1946 yılından itibaren faaliyette. Yine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğimizin Bursa Şubesi 1974 yılından itibaren faaliyettedir. Şükrü Şenkaya Başkanımızı saygı ve sevgiyle milletle buradan anıyorum. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Kendisi derneğimizin kurucularındandır. Ayın 15'inden itibaren, 15 Ocak'tan itibaren derneği görevimizi aldığımızdan itibaren faaliyetlerimize başladık. 29 Ocak ilk faaliyetimiz, 29 Ocak Batı Trakya'nın Milli Direniş Günü olan 29 Ocak'ta Genel Merkez'in eşliğinde Ankara'ya gittik. Ankara'da Genel Merkez'in eşliğinde olan tüm şubelerin katılımıyla yüksek bir anma töreni gerçekleşti. Bildiğiniz gibi Hasan Bey, bu yaklaşık 40 yıldır ilk defa olan, devlet terörüyle olan bir anma töreni oldu. Sayın Başkan, dilerseniz kısaca 29 Ocak'la ilgili biraz daha açalım. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Milli Direniş Günü'ydü dediniz. Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde baskılar devam ediyor. İşte o baskılara isyan edildiği gündü 29 Ocak sanıyorum. Bu nedenle Milli Direniş Günü olarak ifade edilmişti. Şu anda da sorunlar devam ediyor. İşte bu sorunları da sizler orada tekrar dile getirdiniz sanıyorum. Genel merkezin öncülüğünde, koordinatörlüğünde bir devlet töreniyle. Evet. Bildiğiniz gibi bizim Batı Trakya'da bir defa Yunanistan'ın var olduğumuz için haklarımız mevcut. Bir, Batı Trakya Türk azınlığına mensup olduğumuz için, iki de nüfusumuz olduğu için. Maalesef bunlar Lozan'dan itibaren kesinlikle uygulanmadı. Bunlar 1990 yıllarında ayyuka çıktı. O dönemde efsane liderimiz Doktor Sadık Ahmet liderliğinde oradaki haklarımızın gaspı sonucu buna baş kaldırdı ve 29 Ocak'ta bir yürüyüş oldu. Hak arama mücadelesiydi. Bunu biz de 40 yıl oradan sonra devlet töreniyle Ankara'da andık. Değerli Başkan, bu arada küçük bir parantez açarak, 2 gün oldu, 24 Temmuz Batı Trakya Türkleri için çok önemli bir gündü. Niçin önemli bir gündü? Biraz önce sizin de dile getirdiğiniz gibi hem Lozan Antlaşması'nın imzalandığı gün hem de Batı Trakya Türklerinin efsane lideri Doktor Sadık Ahmet'in elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiği bir gündü ve anma törenleri gerçekleştirildi. Burada sanıyorum efsane liderinizle ilgili de bir iki cümle söylemek istersiniz. Evet, 24 Temmuz efsane liderimiz Doktor Sadık Ahmet'in 22. yıl ölüm yıl dönümüydü. Maalesef bir kazaya kurban gitti. Efsane liderimizi şehit ettik. Saygı ve minnet de anıyoruz buradan. Etkinliğimiz için Gençlik Kolları'nın başkanımızı etkinliğimize gönderdik ve buradan da kendilerini tekrar sevgi ve saygıyla, özlem ve minnetle anıyoruz. Faaliyetlerinize devam edelim. İkinci önemli etkinliğiniz ne oldu? Anıtkabir'den sonra neler yaptınız? Evet, ilk göreve geldiğimizde derneğimizi bir baştan itibaren işte klimasından, boyasından, badanasından bir elden geçirdik. Bir hemşehrilerimizin oraya gelip kahvesini içeceği rahat bir mekan haline getirdik. Tabii görev dağılımı yaptık arkadaşlarımızla aramızda. İkamet sorumlusu, SKK ile ilgili sorunları, yine vatandaşlıkla ilgili sorunları birimler oluşturarak görev dağılımı yaptık. İlk icraatımız bu oldu diyebiliriz. Şu anda derneğimiz mesai saatleri içinde görevli arkadaşımız olup sorunlar karşısında gelip her saat bize başvurabilir diyorum.
Bunun dışında önemli etkinlikleriniz, Batı Trakya ile ilgili temaslarınız oldu mu örneğin? Onları evet, sayabilir misiniz? Takibinde ben ve yönetim kurulu Yunanistan'a gittik. İlk olarak Doktor Sadık Ahmet'in mezarından başlayarak efsane liderimizin kabri mezarı başında dua ettik. Takibinde Gümrücüne Türk Konsolosluğu'na ziyaretimizi ilk olarak oradan başlattık. Takibinde de oradaki sivil toplum örgütlerine ziyaretlerde bulunduk, temaslarda bulunduk. Maalesef orada bize anlatılanlar 1990'lı yıllara geri dönüldüğünü görüyoruz. O baskılar maalesef geri gelmiş. Ancak sevindirici bir olay. Tüm sivil toplum örgütlerinin hepsinin başı dik konumdaydı. Bu bizi sevindiriciydi, bu bizim için. Onun dışında dernek olarak yaptığınız faaliyetlerde öne çıkanlar var mı? Örneğin iftar programınızı hatırlıyorum. Evet. Yine bir lokal açılışınız oldu sanıyorum. Evet. Bunlara da biraz değinebilir misiniz? Yönetimi kurduktan sonra kadın kollarını ve gençlik kollarını kurduk. Bunlar da gerçekten aktif halde çalışıyorlar. Kadınlar kolumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir etkinlik düzenledi. Gayet güzeldi, katılımı güzeldi. Ve aynı gün yönetimden hem bir erkek arkadaşı ve yönetimden bir bayan arkadaşımızı Yunanistan'a göndererek 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Canbaz'ın annesine, Ayşe Canbaz'a Dünya Kadınlar Günü'nde Batı Trakya'nın kadını anlamını taşıyacak ödülümüzü verdik. Batı Trakya'nın yılın kadını seçtik. Bu da bizim için çok özel ve anlamlıydı. Onun dışında lokal açılışlarınız oldu sanıyorum. Yiğitler'deydi herhalde. Yiğitlere bir lokal açılışı yaptınız. Evet. Hasan Bey, bu 15 Ocak'tan önce seçim öncesi gittiğimiz bölgelerde Yiğitler'deki hemşerilerimizin gerçekten ihtiyacı olan birlik beraberliğimizi daim ettirme açısından istekleri vardı bizlere. Oradaki bizim hemşerilerimizin sayısı çok. Eğer seçilirsek bir lokal açacağım sözünü vermiştik. Seçildikten sonra en kısa sürede resmi evraklarını tamamladık. Onu da yaklaşık seçildikten 2 ay sonra, göreve geldikten 2 ay sonra açma mutluluğunu yaşadık. Şu anda da gerçekten güzel bir faaliyet gösteriyor Yiğitler Lokalemiz. Yine notlarıma bakıyorum Sayın Başkan. Yunanca kursların düzenlendiğini görüyorum. Yüksek bir katılımla Yunanca kurslar açılmış. Yine bir doktor olarak özel sağlık kuruluşları ile ilgili bir çalışma yapmışsınız. Bakıyorum özel sağlık birçok hastane ile ilgili indirim anlaşması imzalanmış. İki önemli etkinliğiniz olmuş. Bunlara dilerseniz kısaca değinebilirsiniz. Geleneksel iftarınız ve bayramlaşma töreniniz. Yine Çift Havuzlar Mahallesi'nde geniş katılımla binlerce kişinin katıldığı bir Mevlid-i Şerif. Bunlara da kısaca değinirseniz. Evet. Öncelikle burada yetişen hemşerilerimize, soydaşlarımız Yunanistan'a döndüklerinde askerlik görevini yapmak üzere maalesef Yunanca'yı tam bilmedikleri için, bunlar için özellikle oraya gittiklerinde mağdur olmamaları için Yunanca kursu açtık. İki grup halinde. Özellikle biri genç kesime hitap eden, ikinci grupta orta yaşlıya hitap eden. En azından Yunanistan'a gittiklerinde sorunlarını çözebilecekleri kadar bir dil eğitimi vermeye başladık ve bunun da mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Diğer iki önemli organizasyon Mevlid-i Şerif ve evet, tek dini etkinliğiniz yanılmıyorsam. Diğeri evet, de Çift Havuzlar'da farklı bir Mevlid-i Şerif'in ardından diğerinde de iftar programı. Onlar geleneksel sanıyorum. Evet. Geleneksel olarak Çift Havuzlar'da her yıl yaptığımız dini etkinlik olarak Mevlid-i Şerif'imiz mevcuttu. Bu yılda gerçekten güzel bir katılım oldu. 3000 kişilik bir katılım oldu. Bizler de yönetim olarak dünya birincisi 4 hocamızı oraya getirdik. Geleneksel yemeklerimiz ve şerbetimiz oldu. Güzel bir şekilde geçirdik ve katılımdan da çok çok teşekkür ediyorum. Çift Havuzlar'daki hemşehrilerimize buradan bir kez daha teşekkürü borç bilirim. Dilerseniz Sayın Başkan biraz da genel sekreterimize dönelim. Sayın İsmail Hayat aslında genel sekreter olarak derneğin içerisindeki gelişmeleri koordine eden ve sorunların birçoğunu birebir yaşayarak üyelerinize cevap vermeye çalışan bir isim. Bu konuda neler söylemek istersiniz Sayın İsmail Hayat? Hasan Bey, öncelikle ben de Sayın Başkan gibi Olay Medya Grubu'na, Olay ailesine ve Sayın Cavit Çağlar'a bu fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyorum. Tabii biz 15 Ocak'ta göreve geldikten sonra başkanımızın eşliğinde yeni bir ekiple ve yeni bir dinamizmle göreve geldik. Gelirken hemşehrilerimize bazı sorunlar üzerinden sözler vermiştik. Bu sözleri yerine getirme anlamında çalışmalarımıza hemen başladık. Tabii derneğimizin misyonunu çok iyi farkındayız. Ben daha önce şu anda Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu yönetiminde İki dönem görevde bulunmuş bir isim olarak, diğer arkadaşlar da daha farklı yerlerde bulunan arkadaşlar olarak yönetimlerde bu derneğin misyonunun çok iyi farkında olduğumuzu zannediyorum.
Bununla birlikte çalışmalarımıza başladık. Sayın Başkan çoğundan bahsetti. Bundan sonraki verdiğimiz sözler kapsamında bütün etkinlikleri en iyi şekilde yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın diyorum. Şimdi de önümüzde çok büyük bir etkinlik var. Onun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Malum derneğimizin 18. Batı Trakyalılar Panayırı ve 12. Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası'nı bu yıl düzenleyeceğiz. Ona birazdan değinelim Sayın Genel Sekreter. Öncelikle biraz önce söylediğim gibi dernekte nihayetinde Batı Trakya Türklerinin önemli sorunları vardı. Türkiye'de yaşayan Batı Trakya Türkleri. Bunların çözümü yönünde son dönemde dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, aynı zamanda bir Batı Trakya'da olan Mehmet Mezunoğlu'nun değerli bakanın öncülüğünde Rumeli Balkan Çalıştayları başlatıldı. Evet. Bu Balkan Çalıştaylarından önemli kazanımlar sağladınız. Ancak bu sürece gelinceye kadar, tabii ki bu süreçte bugün Batı Trakyalıların arasından, yine sizlerin arasından Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, biraz önce ismini telaffuz ettiniz, Bursa Şubesi'nin eski başkanlarından Hakan Çavuşoğlu, Sayın Hakan Çavuşoğlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede görev aldı. Evet. Aslında Batı Trakyalılar son dönemde fazlasıyla kabinede önemli noktalarda kendini hissettirir duruma geldiler. Bütün bu çalışmalar yapılırken Rumeli Balkan Çalıştaylarının ardından birçok sorun çözüm buldu. Ancak yine çözülemeyen konular, sorunlar, farklı alanlarda üyelerinizin sizlere sormak istediği konular oluyor sanıyorum. Bu konuda nasıl bir çalışma sistemi izliyorsunuz? Biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi Hasan Bey, biz yönetime gelmeden önce gerek çalışmalarımızda gerek ziyaretlerimizde hemşehrilerimize şu sözü vermiştik. Biz yönetime geldikten sonra her türlü sorunla ilgili masa oluşturacağız. Bu masalarda gerekli arkadaşlar, bilgi arkadaşlar olacak ve bu sorunların çözümü yönünde bütün hemşehrilerimize gerekli bilgi ve desteği sağlayacaktı. Tabii biz yönetime geldikten sonra gerek Bursa gerek Ankara ayağında çok önemli gelişmeler oldu. Dediğiniz gibi bazı önemli sorunlar konusunda burada tabii genel merkezimize ve başta Necmettin Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu sorunlarla ilgili geniş kapsamlı bir dosyayı daha önce kendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Mezunoğlu ve başta olmak üzere Ankara'daki yetkililere iletmişti. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyordu. Biz yönetime geldikten sonra da biz de aynı şekilde genel merkezimizle birlikte bu çalışmaların destekçisi olduk. Ve bu çalışmalar sonucunu birer birer meyvelerini almaya başladık. Tabii ki şu anda bazı sorunlar halloldu. Bazıları hallolacak inşallah. Sorunların bazıları devam ediyor. Ama çoğu sorunu aşmış durumdayız. Bu sorunların başında tabii ki çalışma izni, uzun süreli ikamet izni, artı vatandaşlık ve sigorta sorunları vardı. Bu sorunları aşılması konusunda dediğiniz gibi belli illerde çalıştaylar yapıldı. Balkan çalıştayları. Öncelikle İzmir'de. Daha sonra Bursa'da, daha sonra İstanbul'da bu çalıştaylara biz de bizzat iştirak ettik. Çalıştaylarda sorunların aşılması konusunda da oradaki yetkililere fikirlerimizi beyan ettik. Sağ olsun son çalıştayın finalini de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşliğinde Ankara'da külliyede finalini orada yaptık. Orada bir buluşma oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bize bütün sorunların çözümüyle ilgili müjdeyi verdi. Bu sorunlarla ilgili şu anda gerekli izinler alındı ve çözüm aşamasında her türlü destek ve kolaylık sağlandı. Bazıları evet halloldu. Şu anda bazıları hallolmak üzere. İnşallah bir iki ufak tefek sorunumuz dışında diğer sorunlarımız hallolmuş gibi gözüküyor şu an. Bu noktada koordine oldunuz mu? Arkadaşlarınızla birlikte üyelerinize yardımcı olma noktasında gerek uzun süreli ikamet tezkeresi gerekse çalışma izni ve diğer konularda nasıl çalışıyorsunuz? Kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki az önce dediğim gibi bu konuda belirli arkadaşların görev dağılımı yaptık yönetim içerisinde. Örneğin işte ikamet tezkeresi ve oturma izniyle ilgili herhangi bir sorunu olan bana ulaşıyor. İşte sağlık sorunu olan başkana ulaşıyor. Başka sorunları olan dernekte şu anda hazır olan bir arkadaşımız var devamlı. O hemen yönlendiriyor ve herhangi bir sıkıntı olduğu anda biz devreye giriyoruz ve çözümleri aşamasında gerekli yardımları yapıyoruz. Sağ olsun bu konuda bir de teşekkür etmek istediğim bir iki kurum var. Göç İdaresi'ne ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize gerçekten çok yardımcı oldular. Herhangi bir sıkıntı şu anda yaşamıyoruz. Yaşadığımız anda da şu sıkıntıların çözülmesi aşamasında çok desteklerini görüyoruz. Burada onlara da bir teşekkür etmek istiyorum. Sizin huzurunuzda. Evet.
Şimdi tabii bugün önemli faaliyetleri aktardınız. Büyük bir katılımla sağlanan iftar yemeği, yine bayramlaşma törenleri, farklı etkinlikler, ancak 6 aylık görev süreniz içerisinde bütün bu hızlı çalışma temposu içerisinde aslında Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin 18 yıldır devam eden çok önemli bir geleneği var. Batı Trakyalılar Panayırı ve yine bunun içerisinde bu kapsamda yapılan 12. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası. Evet. Ve tabii ki bütün bu etkinliğin başında diyelim Panayır ağası Sayın Mehmet Emiroğlu var ki Batı Trakyalılar kendisini yakından tanıyorlar. Çünkü yaklaşık 3 dönemdir, bu 3. dönemi sanıyorum, Panayır ağalığı yapıyor. Bu etkinlikle ilgili Sayın Emiroğlu bize neler söylemek istersiniz? Batı Trakyalılar burada neleri yaşıyor? Biraz bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Ben de başta Olay Medya grubuna, ailesine ve Cavit Çağlar'a sonsuz teşekkürler ederim bu fırsatı bize verdiği için. Batı Trakya toplumu dinine, milli manevi değerlerine bağlı bir toplumdur. Ve devamlı olarak bu yolda ilerlemektedir. Daha önceden dedelerimiz ana vatandan Balkanlara giderken bu değerleri de oraya götürmüşlerdir. Ve orada da bu panayırlar düzenlenmiştir. Başta alan panayırı olmak üzere, seçek panayırı olmak üzere devamlı yüzyıllardan beri devam etmektedir. Hiç kesintisiz olarak. Sağ olsun bizim arkadaşlar da böyle bir etkinliğinin Bursa'da da olmasına öncülük ettiler. Başkanlara, ağalara teşekkür ediyordum buradan. Aynen devam etmektedir bu panayır. Ve bundan sonra yeni yönetimlerde, yeni ağalarda bunu daha ileri götüreceklerdir. İnşallah. Güreşe gelelim. Bu arada tarihi de sanıyorum değerli izleyenlerimize hatırlatmakta fayda var. Güreş severlere ve Batı Trakya Türklerinin Türkleriyle o gün birlikte olmak isteyen herkese 30 Temmuz Pazar günü saat 11'de Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin öncülüğünde Gündoğdu Mesire Alanı'nda, doğru değil mi Sayın Ağa? Evet. Gündoğdu Mesire Alanı'nda bu etkinlik gerçekleştirilecek. Buradan tüm Olay TV izleyenlerine duyurmuş olalım. 30 Temmuz Pazar günü saat 11'de bu etkinlik başlıyor. Farklı etkinlikler gerçekleştirilecek sanıyorum. Batı Trakya Türklerinin geleneklerini, göreneklerini yaşatma anlamında. Bu konuda da kısaca bilgi vermek ister misiniz? Şimdi güreş ağası neden oldunuz? Ben güreşi çok seven bir kişiyim. Daha lise yıllarında Balıkesir'den daha Edirne'ye güreşlere gidiyorduk. Hüseyin Çokal'ın baş pehlivan olduğu, Ahmet Taşçı'nın baş pehlivan olduğu güreşleri izledik. Burada da arkadaşlar teklif edince biz de şey yaptık, yani gönülden ağalığı kabul ettik. Ve ağalık iyi bir şey. Batı Trakya'nın ağası olmak gurur verici. Ayrıca ailemiz için de gurur verici. Türkiye'miz için de gurur verici. Ana vatanda panayır ağası olmak. İnşallah bundan sonra gelecek olanlar da bu gururu yaşarlar. Panayırımız geniş katılımlı oluyor. Türkiye'de zannedersem 3. sırayı aldık artık katılım bakımından. Güreşçileri çok, katılanlar çok, etkinlikler çok. Bunların hepsinin devam etmesini diliyoruz yani. Çok güzel. Şimdi tekrardan dilerseniz başkana dönelim. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sayın Ali Emin Latif. Ağamız kısaca özetledi Batı Trakyalılar Panayırı ile ilgili, 18. Batı Trakya Panayırı ile ilgili kapsamı ile ilgili. Bu konuda siz neler söylemek istersiniz? Tabii Er Meydanı'nda kalbi beni Bursa'da atacak o gün ama aynı gün, aynı yakın tarihlerde farklı organizasyonlar oluyor. Batı Trakyalılar Panayırı da bildiğim kadarıyla Kırkpınar'ın hemen akabinde ya da iki hafta sonra gerçekleştiriliyor. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok teşekkür ederim Hasan Bey. Bu yaptığımız etkinlik 18. olarak geçiyor derneğimizin. 12. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası. Gerçekten ağamızın dediği gibi Türkiye'de 3. sıraya yerleştik. Bizler Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi olarak bir görevimiz de gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek. Bu da bir bizim atasporumuz. Bunu devam ettiriyoruz yaklaşık 18 yıldır. Bu vesileyle bu panayırı başlatan Osman Gazi Belediye Başkanımız, hemşerimiz Sayın Mustafa Dündar'a buradan çok teşekkür ediyorum.
Sayın Mustafa Dündar dernek başkanlığı döneminde bu etkinliği başlatmıştı. Biz de halen bu etkinliği devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Tabii o gün orada organizasyonumuz mevcut. Bu organizasyonla ilgili İsmail Bey ve ağamız görevlendi. Görevlerini layıkıyla yapıyorlar. O gün alanımızda orada kültürel etkinliklerimizi yaşatacak yemeklerimiz, içeceklerimiz, işte folklor ekibimiz, Yunanistan'dan gelecek protokol ekibimiz, yoğun bir katılım bekliyoruz ve buradan katılacak yoğun bir katılım içinde birlik beraberliğimizi daim ettirecek bir gösteri yapmak istiyoruz orada açıkçası. Bu noktada tabii çiçeği burnunda bir başbakan yardımcısı var. Batı Trakya evet. Türklerine temsilen dernekten çıkmış eski başkanın Hakan Çavuşoğlu. Onunla ilgili katılımıyla ilgili bir geri dönüş aldınız mı? Kendisini ziyaret ettiniz mi? Evet. Sayın Çavuşoğlu hukuk fakültesini bitirdikten sonra Bursa'ya döndü. Hep camiamızın içinde oldu. Özellikle bizim milli davamıza büyük katkıları olan bir isim. Derneğimizde yöneticilik yaparak son dönemde de Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanlığı'nı yaptı. Balkanların ve Batı Trakya'nın sorunlarına hakim bir isim. Takibinde dernek başkanlığından bitirdikten sonra AK Parti Bursa Milletvekili olarak bizleri Ankara'da layı ile temsil etti. Sayın Çavuşoğlu, Balkanlara ve Batı Trakya Türklerin davasına, milli davasını yakından bilen bir isim. Son kabine değişikliğiyle başbakan yardımcılığına getirildi kendisi. Bu vesileyle kendilerine başarılar diliyoruz. Mutluyuz ve gururluyuz. Yapacağına da sonsuza kadar inanıyoruz diyorum. En iyi şekilde görevini evet. yerine getirecektir diyorsunuz. Onun dışında Sayın Başkan, panayır içerisinde gerçi koordinasyonu Sayın Genel Sekreter İsmail Hayat ve Batı Trakyalılar Panayır Ağası Sayın Mehmet Emiroğlu'na verdiğinizi söylediniz ama içerikle ilgili neler olacak? O gün Batı Trakyalılar veya Bursalılar oraya geldiğinde neler bulacak? Kısaca biraz bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Evet, etkinliğimiz saat 10'da başlayacak. Ağamızın alana girişiyle başlayacak. Takibinde Yunanistan'dan davet ettiğimiz Gümrücüne Türk Gençler Birliği folklor ekibi ve genç arkadaşlar gelip Balkan türkülerini bize söyleyecekler. Yaklaşık saat 12 civarı mehter takımı gelecek alana. Mehter takımının gösterisinden sonra İstiklal Marşı okunacak mehterle birlikte. Takibinde protokol konuşmaları olup yaklaşık 300 güreşçimiz güreş alanında. O sayı oldukça evet, fazla. Evet, o gün onlar konuşacak orada gerçekten. Gün içinde ağalık seçimimiz tekrar olacak. Bu arada Sayın Ağamıza teşekkür ediyoruz. 3 yılda bizim ağalığımızı yapıyor. Camiamıza hizmet ediyor, milli davamıza hizmet ediyor. Ben bir kez daha Bursa Derneği Başkanı olarak kendisine teşekkür ediyorum. Dilersen Sayın Başkan İsmail Hayat'a dönelim, Genel Sekreter'e koordinasyonunu, Panayır'ın koordinasyonunu verdiğiniz isme. Tabii bu süreç Panayır'lar kolay olmuyor. Nihayetinde bunun maddi manevi desteklere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu noktada Sayın Hayat Batı Trakya Türklerinden, Bursa'daki Batı Trakya Türklerinden gerekse tabii ki o gün Er Meydanı Bursa'da kurulacak. Bunun evet. da güreşçilerin katılımıyla ilgili olarak yine Ankara'dan Güreş Federasyonu'ndan gerekli destekleri alıyor musunuz? Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii başkan ilk daha programa başladığında Hasan Bey şimdiye kadar yaptığımız etkinliklerden hepsinden bahsetti. Şimdi bizim düzenlemiş olduğumuz panayır etkinliği diğer etkinliklerin bir tık üstünde şu anda. Çünkü gerçekten çok geniş bir katılımla yaklaşık 15-20 bin kişinin katılacağı ve orada o gün dediğiniz gibi gerek panayır alanında gerekse Bursa'da kalbinin atacağı bir yer olarak biz görüyoruz. O açıdan yönetim kurulu toplantısında daha önceden tecrübemizin olması sebebiyle bana ve eski panayır ağamız Sayın Naim Karagöz'e düzenleme komitesi başkanlığını verdi sağ olsun başkan. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Dediğiniz gibi öncelikle Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası bu etkinin içinde bizim için çok önemli. Tabii ki burada ekonomik olarak da belirli bir bütçemiz olması gerekiyor. Bu yıl panayır bütçemizi 200 bin lira olarak belirledik. Bu da tabii bayağı külfet getiriyor. Sağ olsun tabii ki bu bütçeyi aşmamızda gerek Batı Trakyalı hemşehrilerimiz, gerekse iş adamlarımız, gerek sayın ağamız, gerekse yerel belediyelerden çok büyük destekler aldık. Bunun dışında Ankara'dan Güreş Federasyonu'ndan desteğimizi aldık. Bu çerçevede şunları belirtmek istiyorum. Panayır'la ilgili
Güreşlerde yaklaşık 50 güreşçimiz yurt dışından gelecek. 5 ülkeden güreşçi getiriyoruz. Çünkü Balkan aynı zamanda Balkanlardan. Balkan ağırlıklı mı? Evet, yani Balkan ağırlıklı. Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk'tan güreşçilerimiz olacak. 150 kişi de baş güreşçi olacak. Diğerleri baş altı. Yaklaşık 300 güreşçiyi aşıyoruz. Bu yıl biraz daha geniş kapsamlı tutmayı uygun gördük. Ayrıca güreşlerin dışında yine yerel faaliyetlerimiz ve yöresel etkinliklerimiz kapsamında kadın kollarımızın düzenlemiş olduğu bir kermes var. Bu da son yıllarda çok büyük bir ilgi görüyor. Burada yöresel yemeklerimizi, giysilerimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda da kadın kollarımız burada gerekli bilgilendirmeleri yaparak burada da büyük bir etkinliğe imza atıyorlar. Tabii burada gençlik kollarımız ön plana çıkıyor. Gençlik kollarımızın da yükü gerçekten panayırda çok ağır. Burada gerek karşılama gerek hizmet açısından da gençlik kollarımız etkin olacak. Bir teşekkür de Sayın Hasan Bey, Gündoğdu köyünde ve Gündoğdu muhtarı Erkan Bey başkanlığında ekibine, Gündoğdu köyü gençlik kollarına ve Gündoğdu köyü halkına buradan ben bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendileri Gündoğdu köyü, tabii şu anda Gündoğdu mahallesi olarak geçiyor ama herkes Gündoğdu köyü ve mesire alanı olarak bildiği için böyle söylüyorum. Gündoğdu mahallesi eski Selanik göçmenlerinin buraya gelip kurmuş olduğu bir köy ve mahalle. Burada yani mübadiller yaşıyor. Evet. Bütün hepsi aslında mübadiller. Kardeşlerimiz. Buradaki bizim etkinliğimize de kendileri kendi etkinlikleri gibi görüyor. Zaten içimizden biri hepsi. Çok sahip çıkıyorlar. Bu konuda bize her türlü desteği verdiklerini görüyoruz. Çok mutluyuz. Onlara da buradan tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası ve Battrakyalı Panayırı bizim için çok önemli dedik. Az önce başkan da söyledi. Bunu Sayın Mustafa Dündar başlatmıştı. Bu sene 18.sini yapıyoruz. Gerçi bir ağ verdik. Geçen yıl yapamadık. Malum 15 Temmuz olaylarından ötürü. Burada hatırlatalım dilerseniz. Evet. Batı Trakya evet. Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi eski başkanlarından Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. Mustafa Dündar'ın başlattığı ve şu anda kadar devam eden ve bugüne geldiğinde çok büyük bir dediği gibi anın da demiş olduğu gibi 3. sıraya yerleşmiş olan Türkiye'deki bu etkinliğe şimdiye kadar katkıda bulunan başkanlara, bütün yöneticilere, bütün ağalarımıza, bütün hemşehrilerimize gerçekten ben teşekkürü bir borç biliyorum burada. İnşallah bu yılda geniş katılımla herkesi, tüm hemşehrilerimizi, tüm Bursa halkını panayırımıza, etkinliğimize davet ediyoruz ve bekliyoruz. Bunun yanında yurt dışından özellikle Batı Trakya'dan da bayağı çok katılımlı olacağını görüyoruz bu yıl. Geçtiğimiz günlerde sanıyorum bu anlamda bir geziniz oldu Batı Trakya'ya yanlış bilmiyorsam evet. Ve davetiyeleri iletme konusunda bir çabalarınız oldu. Geri dönüşler nasıl? Biraz sonra farklı bir konuya da değineceğiz. Orayla ilgili sürpriz bir gelişme oldu ama ona girmeden bu davetiyeleri ilettiniz sanıyorum. Geri dönüşler alıyorsunuz. Şimdi biz daha önce başkanın dediği gibi yeni yönetime geldikten sonra bir Batı Trakya ziyareti gerçekleştirmiştik. Orada bütün kurumları başta Sayın Başkonsolosumuz olmak üzere bütün kurumları ziyaret ettik. Çok sıcak ilgi ve ilgiyle karşılandık. Bu etkinliğimize de bizzat davetiyeleri direkt elden götürmek istedik. Geçtiğimiz günlerde ben ve bir iki yönetici arkadaş Batı Trakya'yı ziyaret edip tek tek bütün kurumlara davetiyelerimizi ilettik. Burada geri dönüşler şu ana kadar çok güzel. İnşallah bize geri dönüşlerin yapıldığı şekilde katılım sağlanırsa burada da gerek Bursa'daki Batı Trakyalılar, gerek çevre illerdeki Batı Trakyalılar, gerekse Yunanistan'dakilerle birlikte inşallah coşkulu bir şekilde panayırımızı gerçekleştireceğiz diye söylüyorum inşallah. Sanıyorum panayırda Batı Trakya'nın lezzetlerinden biraz önce anladığım kadarıyla evet. Halk oyunları ekibinin gösterilerinden, Batı Trakya'nın türkülerinden yine güreşlerle renklenecek birçok etkinlik o gün Gündoğdu Köyü mesire alanında olacak sanıyorum. Bildiğim kadarıyla hava raporları da hafta sonunu çok iyi bir hava olduğuna işaret ediyor. Herhalde iyi bir gün geçirmek isteyen, bir piknik havasında çok farklı, renkli bir gün geçirmek isteyen Bursalılar için bir şans sanıyorum bu organizasyon. Neler söylemek istersiniz Sayın Hanım? Valla 30 Temmuz Pazar günü Batı Trakyalıları ve güreş severleri güreşe er meydanına davet ediyorum. Buyursunlar, katılsınlar. Geldiklerinde görecekler bütün etkinlikleri. Güzel etkinlikler olacak. Her türlü etkinlik olacak.
Yeter ki katılım çok olsun ve iyi bir görünüm alarak oradan gidecekler yani. Muhakkak yani. Evet, yani bir açıkçası evet. Bir Batı Trakyalıların gövde gösterisine sahne olacak bir organizasyon sanıyorum. Evet. Sayın Başkan, size dönerim. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Panayır'la ilgili, diğer konularla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, son olarak Hasan Bey, 30 Temmuz'da yapacağımız Panayır'a Yunanistan'dan ve buradaki tüm hemşirelerimizi bekliyoruz. Yaklaşık o gün 15 bin kişi civarında bir katılım olmasını bekliyoruz inşallah. Bir şölen havasında geçsin, birlik beraberliğimizin daim olduğu bir güç gösterisi halinde geçirelim diyorum. Yine Başbakan Yardımcılığına yükselen Sayın Çavuşoğlu'nu buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Mutluyuz ve gururluyuz. O gün orada görmek istiyorsunuz. Tabii davet ettik. İnşallah gelecek o gün. Davetimizi bu hafta içi Ankara'ya bizzat götürerek hem tebrik edeceğiz hem davetimizi ileteceğiz. Öyle mi? Ankara yalnız var yani bu hafta evet. ilgili. Çarşamba veya Perşembe günü mutlaka Ankara'ya gitmeyi planlıyoruz. Davetimizi bizzat ileteceğiz. Pazar günü de muhtemel acil bir durum çıkmazsa Sayın Başbakan Yardımcımız Çavuşoğlu orada olacak. Tabii bu katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. Ana vatanımızda, Batı Trakya'da Türk azınlığın, Türk ve Müslüman azınlığının birlik beraberliğini daim edecek bir görünüm oluşturmayı planlıyoruz. Şimdi toplantı önce sizlerle konuştuk. Burası Batı Trakya'daki etkinliklerin takvimine uygun olarak planlamışsınız. Ancak Batı Trakya'da iki haftadır ilginç gelişmeler yaşanıyor ve her zaman farklı tarihlerde yapılan çok önemli bir etkinlik olan Batı Trakya'da Seçek Panayır'ı bu yıl ani bir kararla geçtiğimiz hafta bu haftaya alındı. Tabii evet. Burada Yunanistan hükümetinin ve bazı mirakların diyelim yine Yunanistan'da Batı Trakya Türk azınlığını bölmeye yönelik olarak hamleleri gerçekleşiyor. Buna yönelik olarak da tabii ki Batı Trakya Türk azınlığı belirli bir adım atıyor. Bunun sonucunda bu oldu. Ancak şöyle bir durum oluyor sanıyorum benim anlayabildiğim kadarıyla. Yine bir ilk mi gerçekleşiyor, yanlış mı düşünüyorum? Hem Batı Trakya'da Batı Trakyalıların bir panayırı yapılacak. Hem de Batı Trakya'nın çok önemli bir alanında Seçek panayır alanında yağlı güreşler yapılacak. Sizler gibi Batı Trakya Türklerinin kalbinin iki yarısı diyelim. Batı Trakya Türk azınlığının iki önemli noktada mı atacak? Yanlış mı düşünüyorum? Neler söylemek istersiniz? Evet. Hasan Bey, gerçekten bu konuda çok haklısınız. Biz 30 Temmuz tarihini belirlemeden önce, aylar önce bu tarihte ana vatanımızda ve Batı Trakya'da bir program olmamasına çok dikkat etmiştik. Maalesef son günlerde, son gelişmeler bizi oldukça üzdü, derinden üzdü. Maalesef Yunanistan'da, Batı Trakya'da nifakçılar, nifak tohumu ekenler, ayrımcı zihniyetler iş başına getirdiler, iş başına geçtiler. Maalesef toplumumuzu ayırmaya çalışıyorlar. Ancak buradan sesleniyorum. Maalesef bizim toplumumuzu hiçbir şekilde bozamayacak bu güçleri yok. Bizim toplumumuzun birliği, beraberliği daim olacak. Yani bu güçler her zaman ortaya bir şekilde çıkıyor, toplumu ikiye bölmeye çalışıyor. Bu yılda maalesef bu acıyı yaşadık. 30 Temmuz'da bir hafta kala, 10 gün kala Seçek Panayır'ın olduğunu ördük. Bu da bizi derinden üzdü. İnşallah bir dahaki yıllarda bunu yaşamayız diyorum. Ama oradaki şeylerle, coşkuyla, yine Batı Trakya'daki Seçek alanıyla Bursa Er Meydanı'nda coşku aynı anda yükselecek sanıyorum. Bunu özellikle vurguluyorsunuz. Gönül ister ki tabii ki bu tür son dakika sürprizleri olmasın ama bazen bu tür davalarda bu tür olaylar yaşanıyor. Hele ki bir organizasyon sınırın öbür tarafında Lozan Barış Anlaşması'yla Yunanistan'a emanet edilmiş bir azınlıkla ilgili ise bu tür gelişmeler yaşanabiliyor. Ancak sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin garantörlüğünde güvencesinde yaşayan bir Batı Trakya Türk azınlığının Seçek Panayır'ında yer alması ve buradan da aynı heyecanın, aynı coşkunun Bursa'da da yer alması herhalde bir ilk. Bilmiyorum, hiçbiriniz demediniz ama ben şahit evet, olmamıştım şimdi. Hasan Bey, burada ben bir araya gelmek istiyorum müsaadenizle. Az önce Sayın Başkan'ın bahsettiği bu güçlerle ilgili zannetmesinler ki gerek işte Seçek'te gerek Batı Trakya'da aynı tarihte, işte gerek Bursa'da aynı tarihte panayır oluyor. Ve de bu panayır işte coşkulu geçmeyecek, şu ya da işte etkisiz geçecek. Ben şu buradan o güçlere şunu söylemek istiyorum yüksek müsaadenizle. Aynı tarihte olması evet büyük,
Ama inanın göreceksiniz bu yıl gerek Bursa'daki Batı Trakyalılar panayırı ve gerekse Seçek'teki panayır daha coşkulu bir şekilde geçecek. Bu mesajı da umarım gerekli yerler alacaktır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, 30 Temmuz Pazar günü saat 10'da Gündoğdu Mesire alanında Batı Trakyalılar Panayırı, 18. Batı Trakyalılar Panayırı gerçekleştirilecek. Yine bu kapsamda 12. Uluslararası Balkan Yağlı Güreşleri Şampiyonası yapılacak. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni Bursa Şubesi yetkilileri ve panayır ağası Sayın Mehmet Emiroğlu orada sizleri bekliyor olacak. Ancak Sayın Ağa son kapanışta bir cümle rica ediyor sanıyorum. Evet, buyurun efendim. Bir cümleyle kapatmak istiyorum. Hasan Bey, yeni bakan olan, başbakan yardımcısı olan Hakan Çavuşoğlu'nu yeni görevinde tebrik ediyorum. Ve pazar günü panayırımıza bekliyorum. Teşekkür ederiz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben tekrardan katılımınız için teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bir başka olayın içinden de görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.